Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda kullandığım harika uygulamalar oldu. Şimdi isterseniz bunların hepsine birlikte bakalım. İlk uygulamamız arkadaşlar Screenshot Go. Bu Firefox'a ait bir aplikasyon. Burada arkadaşlar aldığınız ekran görüntülerini hızlı bir şekilde arayabileceğiniz ve tek bir uygulama üzerinden görebileceğiniz bir aplikasyon. Burada butonu açtığınız zaman, Use Go buton dediğiniz zaman gördüğünüz gibi sağ köşeye bir fotoğraf simgesi geliyor. Bunu tıklayıp başlat dediğinizde bütün ekran görüntülerini alabiliyorsunuz ve istediğiniz klasöre kaydedip listeleyebiliyorsunuz. Bence oldukça kullanışlı. Bir süredir kullanıyorum. Ekran görüntüsü sık sık alıyorsanız, sosyal medyada paylaşıyorsanız arkadaşlar, bence işinize yarayabilecek bir uygulama ve tamamen ücretsiz. İkinci uygulamamıza geçelim. Google'ın Go uygulaması. Google Go aslında standart Google uygulamasından biraz daha hafif olan ama oldukça kullanışlı bir Google arama uygulaması arkadaşlar. Burada istediğiniz herhangi bir şeyi internet üzerinden arayabiliyorsunuz. Ben şimdi kendi blogum olan blog modunu arıyorum. Herhangi bir şekilde enter'a basmadan direkt zaten en üstte çıkıyor arkadaşlar. Oldukça hızlı ve bütün uygulamaları da buradan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onu da göstereyim size. Şöyle bakın, mesela YouTube'u uygulama üzerinden, Google Go üzerinden açabiliyorsunuz. Yani tek tek uygulamalara gitmenize gerek kalmıyor. Bütün klasörlerinize ulaşabiliyorsunuz. Tüm uygulamaları tıklarsanız ulaşabiliyorsunuz. Bakın buradaki en çok kullandığınız uygulamaları sıralayabiliyorsunuz. Böylece arkadaşlar tek bir ekran üzerinden aslında telefonunuzu hızlı bir biçimde yönetmeniz mümkün. Sıradaki uygulamamız VFlat. Bu da tamamen ücretsiz bir OCR, yani ekran görüntüsünü arkadaşlar PDF gibi formatlara çevirme uygulaması. Çok pratik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir kitaptan iki sayfayı çekiyorum. Fotoğrafını ve hatta gölge de var gördüğünüz gibi. Buna rağmen arkadaşlar bakın, normal sayfa görüntüsünü beyaz formatta aktarıyor. Şöyle yapalım. İkisini de seçip işleyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi OCR metni tanımlamayı başlatıyor ve hızlı bir biçimde 15 saniye kadar bir zaman dilimi içerisinde bunları tanımlıyor hızlı bir şekilde. Bakın şimdi bunları hızlıca tıkladığımızda arkadaşlar göreceğiz ki şöyle, bu arada bunları PDF ve metin formatında dışarıya aktarabiliyoruz ve paylaşabiliyoruz. Ama güzel yanı şu, asıl göstermek istediğim sayfaları, okuttuğumuz sayfaları bakın. Kalitesi son derece yüksek arkadaşlar. Hani karartı vesaire olsa da çekiyor ve metini tıkladığınızda sanki bir internet üzerindeki yazıymış gibi bunları görüntüleyebilip daha sonra tekrar paylaşabiliyorsunuz ve dışa aktarabiliyorsunuz. Sıradaki uygulamamız VirusTotal'ın arkadaşlar aplikasyonu. Bunu bilgisayarlarda kullanıyoruz. Fakat arkadaşlar bunu uygulamalarımızı taratmak için de kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi herhangi bir uygulamayla ilgili bir uyarı varsa zaten burada otomatik olarak detected, yani tespit bölümünde çıkacaktır. Fakat herhangi bir uygulama arkadaşlar burada tanımlı değilse siz de bunu bakın maviye basarak oka gönderebiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı bir uygulama arkadaşlar. Kesinlikle her telefonda olması lazım. Sıradaki uygulamamız Meteor. Tamamen ücretsiz bir internet kalitemizi, hem Wi-Fi hem 4.5G ölçüm uygulaması arkadaşlar. Burada önemli olan konumumuzu açmamız gerekiyor ve daha sonra teste bastığımızda gördüğünüz gibi download, upload ve ping değerlerini bize hızlı bir biçimde veriyor ve arkadaşlar bakın uygulamaları da bize gösteriyor. Daha sonra buradan hangi uygulamaların bu hızdaki performansını, internet hızımıza göre performansını görmek için uygulamaları buraya taşıdığımızda onlara da tekrardan test yapmamız mümkün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pingimiz çok iyi, download hızımız çok iyi, upload hızımız very good, yani çok iyi. Buradan da gördüğünüz gibi bu uygulamaları verimli bir şekilde kullanabileceğimizi bize anlatıyor. Sıradaki uygulamamız bir web browser, Brave arkadaşlar. Benim bununla ilgili bir videom var. Bunu koyarım katlara. Şimdi arkadaşlar bunun özelliği Brave'in ödülleri ve reklam engelleme özelliği. Kendi reklamlarını görerek bot kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde yaptığınız web aramalarında üst ekranda reklamlar çıkıyor ve bu şekilde para kazanmanız mümkün oluyor.
Sıradaki uygulamamız Google Lens arkadaşlar. Google Lens sadece yazıları taramak için değil, barkod ve QR kodları da taramak için kullanabileceğiniz bir uygulama. Bunun dışında örnek vermek gerekirse şöyle bir resmi veya arkadaşlar bunun dışında bir barkod veya QR kodu taratabileceğiniz bir uygulama. Dolayısıyla üçüncü taraf bir QR kod, barkod tarayıcı kullanmanıza da hiç gerek yok. Bir diğer uygulamamız arkadaşlar URL Extend. Şimdi bu uygulama şu işe yarıyor. Genelde bit.ly formatında veya diğer formatlarda arkadaşlar kısaltılan linkleri Expand URL, yani gördüğünüz pembe butona bastığımızda arkadaşlar bunu bize açıyor. Yani linke tıklamadan linkin bizi hangi web sayfasına götüreceğini gördüğünüz gibi görmüş oluyoruz. Bu da güvenliğimiz için oldukça önemli. Kesinlikle öneriyorum. Sıradaki uygulamamız benim son zamanlarda çok sık kullandığım Your Best Phone. Bu arkadaşlar birçok modelin olduğu bir telefon karşılaştırma uygulaması. Eğer telefonlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız bu uygulamayı kullanmanızı öneririm. Buradan bir model seçiyorsunuz arkadaşlar. Bakın birçok özelliğini size telefonun hızı vesaire, bataryası, kameraları, Android sürümü vesaire. Ve arkadaşlar bunları eklediğiniz zaman sağ üst köşeden bakın şuradan iki telefonu karşılaştırabiliyorsunuz. Buradan bakın komparatör bölümüne gelip tike bastığınızda size gördüğünüz gibi iki telefonu da kıyaslama şansı veriyor arkadaşlar. Oldukça kullanışlı, son zamanlarda sıkça kullandığım uygulamalardan bir tanesi arkadaşlar. Bu arada tek olumsuz yanı reklamlar, onu da söyleyeyim. Ve son uygulamamız arkadaşlar Quick. Quick uygulaması fotoğraf ve videolarımızı editleyebileceğimiz gerçekten çok güzel bir uygulama. Buraya seçtikten sonra fotoğraf veya videoları herhangi bir başlık atıyoruz ve arkadaşlar kendisi fotoğraflarımızı hareketli kolajlar haline getirebiliyor. Ses kütüphanesinden ses de ekleyebiliyoruz. Ve arkadaşlar alttaki seçeneklerden bakın istediğiniz formatları seçerek çeşitli görüntü kolajları oluşturabiliyorsunuz. Bakın mesela RAW yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok daha artistik, daha şekilli arkadaşlar bir video kolaj haline getiriyor bize fotoğraflarınızı. Benim gerçekten de çok hoşuma gitti. Özellikle sosyal medyada paylaşılacak fotoğrafları ve videoları editlemek için tamamen ücretsiz ve reklamsız bir uygulama olan Quick son derece kullanışlı. Tek arkadaşlar sakıncası kendi müzik kütüphanesi belki arkadaşlar telifle ilgili bir sıkıntı çıkartabilir. Onu denemedim hiç. Fakat arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bunu telefonunuza yüklemenizi ben tavsiye ediyorum. Son derece kullanışlı, son derece akıcı ve telefonunuzu yormayan bir video editleme ve fotoğraflardan editler oluşturma programı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fotoğraflarımıza bu şekilde filtreler uyguladıktan sonra oldukça güzel ve filigranda yok. Bilginiz olsun. Daha sonra fotoğraf veya videoları dışarıda aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım liste işinize yarar. Beğendiyseniz arkadaşlar sizden ricam videoyu beğenerek destek olmanız ve abone olmak isterseniz de kanala abone olmanız. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.